Derdinize derman olmaz sultanım. Lakin bir nebze olsun iyi gelir, rahatlatır. Uyumak istiyorum hatun. Uyuyup bir daha uyanmam. Allah'ım esirgesin. Zor teskin ettik. Az müsaade et. Biraz istirahat etsin. Yahu mesele miyim? Çekil. Valide Sultanım. Nasıl desem bilemiyorum. Olduğu gibi söyle. Hüseyin Ağa yalnız döndü. Hünkârımız yok. Sırra kadem basmış. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Yok sultanım, gitmiş. Silahlara, ben de sizinle geliyorum. Sarayda kalman daha hayırlı Kemalkeş. Hünkârımızın yokluğunda bin türlü musibet baş gösterir. Düşmanlarımız pusuda bekliyor. Şehzadelerimiz, sultanlarımız sana emanet. Haber alır almaz malumat gönder. Silahlar! Sultanım. Oğlum nerede? Malumatımız yok sultanım. Ben de aramaların başına geçmek için çıkmak üzereydim. Nasıl yalnız bırakırsın aslanımı? Sağ salim getireceksin onu, anladın mı? Eğer başına bir şey gelirse hepinizin kellesini alırım. Sultanım, günler oldu hünkârımızdan hala bir haber yok. Bu arada devlet ricali ve paşalar da meraklanmaya başladı tabii. Hakikat ortaya çıkarsa payitaht karışır sultanım. En kötüsünü düşünüp ona göre tedbir almamız şart. Kimseye fırsat vermeyeceğiz. Hünkâroğlum inşallah sağ salim dönecek. O gelene kadar devleti ben idare edeceğim. Siz en doğrusunu bilirsiniz sultanım. Bu arada Fahriye Sultan'a da haber gönderdim. Fakat dönmüyor. Aramaların başında kalacakmış. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Sultanım, daha mühim bir meselemiz var. Bugün divan toplanacak. Paşalar yine sual edecek. Zira hünkârımızın bir an evvel tasdik etmesi icap eden evrak var. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yüce Divanı açıyorum. Mehmet Paşa, hünkârımız teşrif etmeyecekler mi bugün? Malumunuz kendilerinin halletmesi icap. Hünkârımız malum hadiselerden mütevellit bir müddet istirahat etmek istediler. Kendileri ava çıktı. Öyle mi? Öyle Müftü Efendi. Fakat tayinler meselesi mühim. Halletmek lazım. İstanbul kadısı dahil birçok makam boşta. Davalar aksıyor. Adalet gecikiyor. Yeni isimler bir an evvel tasdik edilmeli. Ama bu hünkârımız olmadan nasıl olur bilemem. Ben tasdik edeceğim Müftü Efendi. Fakat nasıl olur sultanım? Bağışlayın. Sizin bu mihvalde selahiyetiniz yok. Var. Hünkâroğlum giderken beni saltanat naibesi tayin etti. Bundan mütevellit, telaş etmeyin, devlet işleri aksamayacak. Sultanım, hünkârımız afiyetlidirler inşallah. Sıhhati gayet iyi. İnşallah yası biter bitmez dönecek. Şeyhülislam Hazretleri. Sultanım. Tayinlerle alakalı konuşmak üzere divandan sonra sizi bekliyorum. Siz ne diyorsunuz sultanım? Hünkârım nasıl gider? Ve dahi nasıl yalnız bırakılır? Hünkâroğlumu bilmez misin Müftü Efendi? Gideceğim diyorsa kimse duramaz önünde. Merak etme, mutlaka bulacağız. Padişahım zor günlerden geçiyor. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Amin. Yalnız bu mesele çok mühim. Aramızda kalmalı. Payitaht zaten karışık. Gel. Sultanım. Hünkârımızın vefat ettiği tevatürü almış yürümüş. Ahali avluda. Padişahı görmek isteriz derler. Korktuğumuz başımıza geldi desene. Merak buyurmayın sultanım. İcap ederse herkesi kılıçtan geçiririm, yine de geçit vermem. Kılıcın vakti değil. Kafi miktarda kan döküldü zaten. Kendi usulümle halledeceğim. Emredersiniz. Sultanım, gözleri dönmüş yine. Yalvarırım, kararınızı bir kez daha gözden geçirin. Bırakın kemenkeş ağamız, Abasa Paşa'mız müdahale etsin. Kan dökülmeyecek hacı. Şimdiye kadar hanedanı nasıl koruduysam yine öyle koruyacağım. Cevşen'i kebiri getir. Emredersiniz. Ne diyor bunlar Atike? Hünkâr abim. Sahiden başına bir şey gelmiş midir? Ağzından yel alsın İbrahim. Sen onlara ne bakıyorsun? Abimiz sağ. Dönecek. Keşke ben de senin kadar emin olsam Atike. Kasım. Bayezid'in hainlerle bir olup Hünkâr abime suikast tertip ettiğini düşünüyor. Zaten saraydan çıktığını görünce o da hemen peşinden gitti. Destur! Kösem Sultan Hazretleri! Sultan, siz en doğrusunu bilirsiniz. Lakin ahalinin önüne çıkmanıza lüzum yok. Biz gerekli ikazları yaptık. Müdahale edeceğiz. Bu kurşunu görüyor musun? Yıllar evvel ahali sarayın kapılarına dayandığında canımı almak için ateşledikleri kurşun. Aziz Mahmut Hüdayi Efendi dualar ederek vermişti bu cevşeni. O gece Rabbim yanımdaydı. Ve ben biliyorum ki bugün de yanımda. Ağlar, açın kapıları. Kösem Sultan Hazretleri! Kim ne diyecekse korkmadan yüzüme söylesin. Hünkârımız vefat etmiş diyorlar sultanım. Paşalar da bu hakikati bizden saklıyorlarmış. Evet, doğrudur. Neden saklıyorsunuz? Tahtın sahibi bellidir. Bellidir. Derhal cülüs isteriz. Şehzade Bayezid tahta çıksın. Doğrudur. Şehzade Bayezid tahta geçmeli. Evet. İnanmayın böyle şeylere. Külliyen yalan. Hünkâroğlum Sultan Murat Han hayattadır. Hepinizin bildiği üzere peş peşe gelen ölümler sebebiyle yasta. Kederini dağıtıp uzaklaşmak istedi sadece. Yası biter bitmez dönecek. Ne malum doğru söylediniz? Başsız kaldık. Doğru. Size de itimatımız kalmadı. Tabii. Ahalinin, devletin sırtından inin artık. Nire gafil! Karşında Kösem Sultan var. Edebinle konuş! Yazık. Çok yazık. Belki pek çoğunuz daha doğmamıştı. Ben bu devletin bekası için canımı siper ettim. Başka bir memleketten geldim ben. İsmim başkaydı, dilim başkaydı, dinim başkaydı. Denizini sevdim, Poyraz'ını sevdim, Lodos'unu sevdim. Sultan Ahmet Han'ı sevdim. 8 evlat verdim ona. Evlatlarımı sevdim. Benden olsun olmasın şehzadelerimi her zaman korudum, kolladım. Ahaliyi sevdim ben, ahaliyi. Sizleri sevdim. Kadınları sevdim, çocukları sevdim. Yaşlılara, muhtaçlara her zaman el uzattım ben. Eceller gördüm, ölümden döndüm, yine de hiçbirinizi aç açıkta bırakmadım. Kimseye muhtaç etmedim. Şimdi siz, Kösem Sultanınıza, size yol gösteren rehberinize bunu mu reva görüyorsunuz? Kösem Sultan'ım bağışlayın. Size hürmetimiz büyüktür. Lakin yangınlar, felaketler başımızdan hiç eksik olmadı. Sonra yasaklar, cezalar, yolumuzdan şaştık. Affedin bizi. Şimdi evinize, ailenize dönün. Huzurla uyuyun. Ben buradayım. Saltanat naibesi olarak bir müddet devleti ben idare edeceğim. Korkmayın, endişelenmeyin. Size söz veriyorum. Canınız, malınız ve dahi ırzınız benim teminatım altındadır. Kösem Sultan çok yaşa! 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 Paşam, Gülbar Sultanımız haber yolladılar. Acilen gelmeniz lazım. Yardımınıza ihtiyaçları var. Ne oldu söyle. Bunu size kendileri izah etse çok daha iyi olur. Çocuklar merak etmeyin. Her şey düzeldi, ahali yatıştı. Evet validem, gördük. Adalet Kulesi'nden izledik her şeyi. Lakin mevzu farklı. Kasım yok. Bayezid'in Hünkar abimin kaybolmasıyla bir alakası olduğunu düşünüyor. Bayezid çıkınca peşi sıra gitti. Bayezid'le ne alakası var? Bilmiyorum. Sultanım. Nereye gittin sen? Validemi kabrini ziyarete gitmiştim. Haberiniz var da. Sizden müsaade istemiştim. Bir şey mi oldu? Kasım yok. Sen gördün mü? Hiç rastladın mı? Gülbahar Sultan? Hayır, görmedim. Nereye gitmiş olabilir acaba? Hünkârımızın peşinden gitmiş olmasın? Gelir birazdan. Kemal Keş'e söyle, Kasım neredeyse hemen bulsun getirsin. Emredersin Sultan. Kasım? Ne bu halin senin? Hünkâr abin ortalıkta yok. Ahali saraya akın etmiş. Sen ihrette gönül eğlendiriyorsun. Yalan. İftira atıyorlar. Ne iftirası? Sen Cihan Devleti'nin şehzadesisin. Şu vaziyetine bak. Validem. Gülbahar Sultan yaşıyor. Ölmemiş. Gülbahar Sultan öldü. Gülbahar öldü. Ölmemiş işte. Şu haline bak, ayakta duramıyor. Götürün şunu çabuk. Götürün, gözüm görmesin. Validem aklını kaybetti herhalde. Kaybeder tabii. Afyon şurubu almış. Böyle hayal görmesine sebep o. Ya hayal değilse? Ya Gülbahar Sultan gerçekten yaşıyorsa? Olamaz mı? Gülbahar öldü İbrahim. Cesedinin başındaydım ben. Sultanım, müjdeler olsun. Hünkârım saraya döndü. Oh, çok şükür. Merhume Ayşe Sultanımızın dairesine gittiler. Hanzadem. 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 Benim. Çok şükür sağ salim. Yanına kimseyi almamışsın. Nasıl böyle tedbirsiz davranabilirsin? Uzaklaşmak, yüreğimdeki yükten kurtulmak, kafamdaki sesleri susturmak için gittim vardım. Susturabildin mi peki? Susturamazsın oğlum. Bir hükümdar ancak ahirette sükuta erebilir. O vakte kadar ne olursa olsun, başına ne gelirse gelsin, dimdik durmak mecburiyetindesin. Ardını dönüp gitmek yok. Olmaz, olamaz. Her acıyı yaşadım, ezber ettim sanırdım. Lakin bu... evlat acısı... yumru gibidir boğazda. Nefes aldığında ciğerine batar. Yutkunamazsın demiştiniz. Daha beter. Dünya zalim bir yer oğlum. Ecel zamansız geliyor kula. Evvel ana babalar ölmeli denir ya. Bu sarayda hep evlatlar yitiyor önce. Bu sebepten korudum seni. Göğsümü siper ettim varlığına. Sen de öyle yapacaksın. Senin bir evladın daha var. Daha küçücük, el kadar. Sev onu. Sarıl ona. Onun kokusu seni teselli eder.